Sevgili arkadaşlar, Her İş Güzel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Bugün sizlere bir şal örneği göstereceğim. Çok şık, yapımı da kolay. Gördüğünüz gibi tül gibi duruyor arkadaşlar. Ön yüzü bu şekilde, arka yüzü de şu şekilde duruyor. Ve kolay bir şal örneğidir. Atkılarınızda, pareolarınızda kullanabilirsiniz bu örneği. Bu örneğin özelliği arkadaşlar, eline değil boyuna ilmek atacaksınız. Bu atkıyı ben bu şekilde yaptım. Büyük şişlerim var. Büyük şişlerle ilmek atıp bu şekilde geldim arkadaşlar. Şöyle. Ama bu şekilde de yaparsanız eline doğru bu özelliği vermeyebilir. Onu hiç denemedim. İp olarak bir kalın ip, bir de ince ip kullandım arkadaşlar. Kalın ip Alize Süperlana Maxi. İnce ipi de Nakos Hedef kullandım arkadaşlar. Şiş olarak da 10 numara şiş kullandım. Ve çok kolay. Size göstermek istiyorum şu anda. Daha önce ön çalışma yaptım. Şöyle daha belirgin görmeniz açısından pembe ile. Bakın arkadaşlar. Kız çocuklarında falan atkılarınızda kullanabilirsiniz. Dilediğiniz boyutlarda ilmek atabilirsiniz arkadaşlar. Kaç tane yapmak istiyorsanız. Ben size göstermek için küçük bir şekilde attım. İlk sırasını haroşa yaptım. Bakın şöyle. Sonra bir sıra kalın ip, bir sıra ince iple yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim ben size. İnce ip, bakın bu kadar ince bir ip. Şöyle göstereyim size. İnce. Arka yüzündeyiz. Örneğimizi. Arka yüzü sıra sonuna kadar ters arkadaşlar. Bildiğiniz ters. Kalın iplerle ve ince iplerle tül görünümü veren bir örnektir. Mesela yaz geliyor. Yazın ben sizlere bir paraya çalışması yapacağım bu örnekten. Koton iplerle. Onu da sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Örümü de çok kolay, çok çabuk ilerleyen bir örnektir. Herkesin yapabileceği bir örnektir arkadaşlar. Hiçbir şey yok yani. Çok fazla da ip gitmiyor arkadaşlar. Böyle bir şal yapmak isterseniz, İki tane Alize Süperlana Maxi kullandım. Bu ince ipten de yarısı gitmedi bile yani arkadaşlar. Evet. Arkası komple ters. Ön yüzündeyiz arkadaşlar. Ön yüzünde de düz arkadaşlar. Herkes yapabilir. Sıkılmayacağınız bir örnektir arkadaşlar. Zevkli. Bir ince iple, bir kalın iple.
Bu görünümü veren buydur arkadaşlar. Bu tersi, bakın arkası da farklı bir örnek oluyor. Onu da göstereceğim şimdi size. Önden düz, arkadan ters. Yapacağınız tek işlem bu arkadaşlar. Hiçbir işlem uygulamıyorsunuz. Bildiğiniz düz örgü. Ama kalın şişlerle, kalın iple, ince iple olduğu için görmüş olduğunuz bu görünümü veriyor. Tül gibi arkadaşlar. Şimdi kalın ipte arkadaşlar sıramız. Tersinden ters işlem arkadaşlar. Severek yapacağınız, sıkılmadan. Pandemi günlerinde kız çocuğunuzun eline de verebilirsiniz. Hem örgü öğretebilirsiniz. Kolay bir örnektir arkadaşlar. Çünkü evlerimizde bunalıyoruz. Bir şeylerle uğraşmak gerek. Bunlarla stres atabilirsiniz. Terapidir arkadaşlar örgü. Bu şişlerin uzunları da var arkadaşlar. Uzun şişlerle de bu atkıyı yaparsanız daha güzel olur. Çünkü atkının boyu bu şişlere yetmeyeceği için bu şişlerin büyükleri var arkadaşlar. Paspas örmek için onları kullanabilirsiniz. Arkadaşlar. Yapacağınız tek işlem bu arkadaşlar. Burada da düz gidiyoruz arkadaşlar. Bir kalın iple bir de ince ip kullanıyoruz. 10 numara şiş kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer evinizde 10 numara yoksa 8 numara da olabilir, 9 numara da olabilir. Hiç önemli değil. Gevşek bırakın ellerinizi örerken. Sıkmayın iplerinizi. Çünkü görmüş olduğunuz bu özelliği vermeyebilir. Ben sizlere değişik olsun diye pembe renge başladım göstermek için. Sıra sonuna kadar bu şekilde arkadaşlar. Düz. Atkı yapabilirsiniz. Gelin şalı yapabilirsiniz bunlardan. Kız çocuklarına parayı örebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel. Bir ince şiş, bir ince ip, bir kalın ip. Şuradan da göstereyim size görüntüsünü. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha göstereyim size. İnce ipimize geçtik. İp geçişlerinde ilk ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Diğerlerinde boş almanızı tavsiye ederim.
Çok zevkli. Kalın kalın. Bittikten sonra şalınızın, atkınızın ne yapmak istiyorsanız uçlarına saçak yapabilirsiniz arkadaşlar. Saçak yaparken de kalın iple ince ipi karıştırıp gördüğünüz gibi bakın. Şöyle saçak yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sıra kalın iple bir sıra ince iple yapıp görmüş olduğunuz bu deseni elde ettik. Arkası da şu şekilde. Şunu da göstereyim sizlere. Nasıl durduğunu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.